Şimdi karaciğer neden yağlanır? Neden efendim? Karaciğer yağlanmasının sebebi alkol %90. Evet. Kişi alkol içiyorsa karaciğeri yağlanır. Fakat alkol içmeyenin de karaciğeri yağlanıyor. Neden? Neden? Çünkü kişi antibiyotik, antidepresan, antihistaminik gibi kimyasal ilaçlar kullanmışsa bağırsaklarına mantar yerleşir. Mantarlar en tehlikeli alkol üretir. Etil alkol, metil alkol, butil alkol gibi zehirli alkoller, etan, metan, butan gibi zehirli gazlar. Mantarların üretmiş olduğu bu toksik maddeler nereye gidiyor? Emiliyor, bağırsaklar tarafından emiliyor, karaciğere giriyor. Karaciğer ne yapıyor? Karaciğer bağırsaklarına gelen toksik maddeyi arıtmak için aşırı oranda B6, B12 vitamini folik asit harcıyor. Zamanla karaciğer artık bu toksik maddeyi aratamıyor. Bu da karaciğer yağlanmasına sebep oluyor. Yani karaciğer yağlanmasının sebebi aslında bağırsaklardaki mantarların üretmiş olduğu toksik maddelerdir. Ve artı kişinin kullanmış olduğu ağır kimyasal ilaçlar. Mesela Almanya'nın Neuwied şehrinde bir çocuk 12 yaşında badencikten dolayı ameliyat oluyor. Refakatçi kalan annesine doktoru diyor ki çocuk ağrısı sızısı olursa ağrı kesici parasetamol fitili ver. Peki diyor. Çocuk ağladıkça annesi fitil veriyor. Bu gerçek. Tabii raporlar var, belge var, mahkeme kararı var. Evet efendim. Mahkeme kararı. Evet. Ve çocuk 2 gün sonra öldü. Öldükten sonra yapılan otopside bağırsak karaciğeri parça parça olmuş. Parasetamol karaciğerini parçalamış. Önce kusmuş, karaciğerinin bir kısmını kusmuş. Ve mahkemede öldü tabii. Mahkemede 2 yıl sürdü. Sonunda doktorun suçlu olduğu ortaya çıktı. Doktora para cezası verdiler vesaire. Parasetamol veya antihistaminik, kortizonlu ilaçlar, antibiyotikler çok çok tehlikeli. Mecbur kalmadık. Mesela Almanya'da 30 yıl önce ben bir hastaneye yatmıştım. Sabah, öğle, akşam, ikindi vakti yatmadan önce günde 5 defa 4-5 çeşit hap, 4-5 çeşit hap durmadan bunu kullanacağım, bunu kullanacağım, robot gibi. Sonra kimyasal ilaçların yan tesiri anlaşılınca döndüler. Hiç hap yok. Hap yok. Niye? Ağrım var, sızım var. Olsun. Kendini zehirlemek mi istiyorsun? Hap yok diyorlar. Şuruplar, bitkisel çaylar veriyorlar. Eczanelerde, hastanelerde, Almanya'da hastalara rahatlatıcı nane çayı, papatya çayı, çeşit çeşit çaylar bulunur. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Çok uzaklardayız Almanyalarda. Daha yakın, Türkiye'de yok. Daha yakınlaşalım. Türkiye'de inşallah olacak. Al işte en doğal örneği. Sizlerin sayesinde oturduk, konuştuk. Dediniz ki ya oğlum yanlış yapıyorsun. Şunu böyle yapma, bunu böyle yap, şunu şöyle yap. Bunun böyle faydası vardır, bunun şöyle faydası vardır. Biz gidiyorduk restorana. İşte yanına patates daha da koy falan diye kızartmalar mızartmalar. Şimdi diyoruz ki ya öyle bir ıspanak çevirin bize, yanına ıspanak koyun. Şifalı ondan sonra biraz daha sebze ağırlıklı derken lahana suları vesaire işte 3 haftada 10 kilo. Maşallah. En güzel örneği biziz yani, evet. Değil mi? Evet. Ve istediğim her şeyi de yiyebiliyorum. Sadece birazcık daha kendi alışılagelmiş kültürümü değiştirdim. Evet.